Merhabalar arkadaşlar. Bugün Q sunumumuzda artık yeni ünitemiz olan 6. ünite canlılarda üreme, büyüme ve gelişme geçeceğiz. İlk kazanımımız da insanda üreme, büyüme ve gelişme. Zaten bu kazanımla ilgili aslında başlangıcı mitoz mayoz bölünme kısmında biraz yapmıştık. Biraz daha geliştireceğiz konuyu. Nelere dikkat etmeniz üzerinde vurgular yapacağım. Lütfen slaytı dinlerken notlar almanızı rica ediyorum sizden. Şimdi insanda üreme. İnsanda demiştik ki biz mayoz bölünmeyi anlatırken kadınlar yumurta hücresi üretir. Erkekler sperm hücresi üretir. Yumurta ve sperm birleşirler. Zigotu meydana getirirler. Zigot büyür, embriyo. Embriyo büyür, fetüs. Doğduktan sonraki hali de bebek olur arkadaşlar. Zigot, embriyo, fetüs ve bebek. Hatta demiştik ki zigotun oluşumu döllenme. Grafik sorularında iyi hatırlayın. Sonra zigottan embriyoya gidince artık bir mitoz bölünme. Embriyodan fetüse gidiş hep bir mitoz bölünme şeklindeydi. Gelelim insanlı üremenin özelliklerine. Canlıların kendine benzer yeni canlılar oluşturmasına üreme denir. Bu olay sayesinde nesillerimizi devam ettiririz. Eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere ikiye ayrılıyor. İnsandaki üreme eşeyli üremedir. Nedir eşeyli üreme? Bir anneden, bir babadan gelen üreme hücreleri sayesinde yeni bir canlı meydana getiriyoruz. Yani iki tane eş gerekiyor bunun için. Üreme tüm canlılarda görülür. Fakat üreme canlının yaşamını sürdürebilmesi için gerekli değildir. Yani şart değildir. Üremese de canlı yaşayabilir. Fakat neslinin devam etmesi için üremesi şarttır bir canlının. Şimdi burada ayrıntı olarak biraz hani o biz demiştik ya sperm ana hücresinden sperm oluşur. Yumurta ana hücresinden yumurta oluşur. İşte biz bu konuda spermin şekli nedir, özellikleri nedir, yumurtanın şekli nedir, nasıldır, ikisi arasındaki farklar nelerdir? Bunların üzerinde duracağız. Şimdi önce sizden şunu istiyorum. Spermin şekline bakıyoruz. Spermin bir baş kısmı var, bir orta boyun kısmı var, bir de kuyruk kamçı kısmı var. Hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma 3 kısımdan meydana gelmiş. Yumurtamız bir hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek kısmından meydana gelmiş. İkisi arasında farklar var. Spermler küçüktür, yumurta hücreleri büyüktür. Spermlerin bir kuyruk yapısı vardır ki zaten bu kuyruk yapısı sayesinde hareketlidirler. Yumurtalarda herhangi bir kuyruk yok, kuyruk olmadığı için hareketsizdirler. Spermde sitoplazma miktarı azdır, yumurtada sitoplazma miktarı fazladır. Spermler çok sayıda üretilirler ama yumurta az sayıda üretilir. Ama her ikisinde de hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma mutlaka bulunmakta. Yumurta hücresi sperm hücresinden büyüktür. Arkadaşlar burada şunu görüyorsunuz. Bir yumurtanın etrafına toparlanmış binlerce, milyonlarca spermin görüntüsü de bu şekilde incelendiğinde. Bakalım burada bir doğru yanlış etkinliğimiz var. Canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturması üreme denir. Doğru. Canlılar hayatlarını sürdürebilmek için üremek zorundadır. Yanlış. Üremeseler de hayatlarını sürdürürler demiştik. İnsanlarda üremeyi sağlayan yapılar görevlerine göre farklı yapılar kazanmış hücrelerdir. Doğru. Erkek üreme hücresine yumurta denir. Yanlış. Ne denirdi? Sperm denirdi. Yumurta ve sperm hücresi annenin vücudunda birleşerek bebeğin oluşmasını sağlar. Doğru. Üreme tüm canlıların ortak özelliğidir. Doğru. İster eşeyli ister eşeysiz. Genel olarak üreme ortak özelliktir. Sperm baş kısmı sayesinde hareket edebilir. Yanlış. Kuyruk kısmı sayesinde hareket eder arkadaşlar. Dişi üreme hücresi olan sperm hareketsizdir. Yanlış. Dişi üreme hücresi olan yumurta demeliydi. Şimdi burada arkadaşlar bilmemiz gereken 2-3 şekil var. Bu şekillerdeki kısımları bileceğiz. Çünkü en çok sorularda bize vurgu yapıldığı ve soruların geldiği kısım bunlar. Biraz bilgi konusu, aynı zamanda biraz da genel kültür konusu da diyebilirim. Şurada gördüğünüz şekil bir dişi üreme sistemi. Dişi üreme sisteminde döl yatağı diğer adıyla rahim. Şurada yumurtalık var. İki tane yumurtalığımız var. Dişilerde iki tane yumurtalık var. Burası yumurta kanalı ve burası da vajina.
Vajinanın diğer adı da bölyolu arkadaşlar. Bunların özellikleri nelerdir? Mutlaka size sınavlarda, yazılılarda sorulan, sorulacak yerler. Yumurtalıklar iki tanedir. Yumurta üretilir, vücudun içindedir. Yumurta kanalı işte en çok vurgu yapacağım yer. Yumurta ile spermin döllenmesi burada gerçekleşir. Yani yumurtalıktan bir yumurta, olgunlaşan yumurta yola çıkar. Yola çıktıktan sonra vajinadan gelen spermle yumurta kanalında karşılaşırlarsa işte o zaman döllenme olur. Zaten döllenen yumurta da gelir döl yatağına yerleşir. Sistem bu şekilde ilerliyor. Sperm vücuda giriyor. Vücuda giren sperm yumurta kanalında karşılaşırsa döllenme oluyor. Demek ki döllenmenin olduğu yer yumurta kanalıymış. En çok sorularda düşürülen nokta. Zannediyorsunuz ki döl yatağında döllenme olur. Hayır, döllenme yumurta kanalında olur. Döllenen yumurta döl yatağına gelir. Döl yatağı diğer adıyla rahim, döllenmiş yumurta olan zigot gelişimini döl yatağında tamamlar. Vajina bu döllenmemiş yumurtaların dışarı atıldığı yerdir. Dış ortam ile döl yatağı arasında bağlantıyı sağlar. Aynı zamanda arkadaşlar bebeğin doğum esnasında dışarı çıkış yeri de bir dişinin vajinasıdır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Gelelim erkek üreme sistemine. Hangi kısımlar var? Burada salgı bezlerini göreceksin. Bir sperm kanalı var. Testisler var ve bir penis kısmı var arkadaşlar. Üretra dediğimiz kısım zaten boşaltım sistemine dahil ettiğimiz kısımlardan. Yani bir üreme sistemine aslında çok dahil edemeyiz. Erkeklerde üreme organları testisler iki tane, sperm üretiyorlar ve vücut dışındalar. Sperm kanalı, spermler olgunlaştıktan sonra sperm kanalından dışarı atılmasını sağlıyor. Salgı bezleri, salgılanan salgılar spermlerin atılmasını kolaylaştırıyor. Penis erkeklerde hem idrarın dışarı atıldığı yer hem de spermlerin dışarı atıldığı yerdir arkadaşlar. Erkeklerde üreme organlarının özelliklerini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Yani bu konunun en çok bilgi isteyen kısmı diş üreme organlarının görevleri ve erkek üreme organlarının görevleri. Geri kalan kısımlar zaten genel kültür olarak da günlük hayatta çok bildiğimiz şeyler. Mesela arkadaşlar üreme sisteminin temizliği çok önemli bir durum. Hijyeni çok önemli. Çünkü eğer orada hijyenle alakalı bir eksiklik yaparsak enfeksiyonlar kısırlığa kadar giden yani çocuğunun olmamasına kadar giden bir hastalıklara yol açma ihtimali var. O yüzden üreme sistemimizin temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Zigottan embriyoya doğru olan süreç biliyorsunuz demiştim ki bu bir mitoz bölünme. Mitoz bölünme konusunda görmüştük. Yumurta kanalında birleştiler. Sperm ve yumurta döllenme olayı meydana geldi. Döllenme sonucunda önce bir zigot, zigottan embriyo, embriyodan fetüs, fetüsten artık doğduktan sonraki kısım bebek. Yani yaklaşık 40 haftadır bir insanın gebeliği. O da 9 ay 10 gün yapıyor. 9 ay 10 gün sonunda da bebek dünyaya geliyor. Tabii bu arkadaşlar bu normal bir süreç. Daha erken doğuranlar da var. Hani şaşırmayın neden erken doğurdu diye. Bebeğin gelişimiyle alakalı bir durum. Yumurta kanalından normal koşullarda sadece bir sperm ve bir yumurta hücresi döllenebilir. Ama duyuyorsunuz ikiz gebelikler, üçüz gebelikler. Bunlar da özel durumlar arkadaşlar. Embriyo annenin döl yatağında büyür ve gelişir. Embriyo göbek bağı ile plazentaya bağlıdır. Plazenta dediğimiz şey arkadaşlar bebeğin döl yatağındaki dokulardan oluşan bir kısım. Bebeğin atık maddeleri uzaklaştırmasını ve bebeğin besin ve oksijen ihtiyacını karşılayan kısımdır. Anne ile bebek arasında bu plazenta sayesinde bebek beslenir. 9 ay boyunca annenin vücudundan besin alır, oksijen alır. Yani bebeğin büyümesi buna bağlıdır. Anne kendine iyi bakarsa sağlıklı bebek dünyaya gelir. Anne kendine kötü bakarsa sağlıklı bebek dünyaya gelmez. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirler. Mesela anne adayı beslenmesine dikkat edecek, dengeli beslenecek. Bol sıvı tüketecek, meyve sebze tüketecek, sigara, alkol, kafein yani kahve tüketmeyecek, yeterli protein ve kalsiyum alacak, ağır kaldırmayacak, röntgen, x-ray bu tarz cihazlara girmeyecek,
stresten uzak duracak ve doktor kontrolünde ilaç kullanacak. Yani hamile bir kadın her ilacı kullanma, özellikle antibiyotikler bu sınıfa giriyor arkadaşlar. Kesinlikle doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gereken ilaçlar grubunda. Zaten hem hamileler için hem normal insanlar için de durum böyle. Şu etkinliği yaparsak eğer sıralama nasıl olmalı? İlk halimiz tabii ki bir spermin yumurtaya gelişi 5. Sonra bir tek bir tane sperm yumurtayı döllerken. Sonra arkadaşlar artık döllendi 4 numaralı yer. Sonrasında büyüyor artık anne karnın, anne rahminde. En son kısımda artık bebek aşaması 2, 5, 1, 4, 3, 2 şeklinde sıralama yapabilirim. Bu sıralamayı yaparsak birinci olay döllenme. Birçok sperm yumurtanın etrafını zarar. Yumurta ve spermin çekirdekleri birleşir. Arkadaşlar döllenme zaten çekirdekleri birleşince oluyor. Sperm yumurtanın içerisine girdiği zaman dışarıda kamçısını bırakıyor. Çekirdekleri birleşiyor ve böylelikle dölleniyorlar. Zigotun gelişme sonucu oluşan yapı embriyo. 2 ay sonra fetüs. İlk 3 ay, ilk 2 ay kritik dönemler denir hamilelikte. Çünkü bebek hani ya tutunacaktır ya tutunmayacaktır. Zaten 3 aydan sonra bebeğin hani eğer sağlıklı bir gebelik devam ediyorsa hayatta kalma ihtimalleri artıyor. Üçüncü durumda bebek artık fetüs. 40 haftadan sonra dünyaya geldiğinde onun adı bebek olarak hayatımıza giriyor. Sorulara bakalım. Canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasına üreme denir. Erkek üreme hücresine sperm denir. Doğru. Spermler yumurtalıkta üretilir. Spermler yumurtalıkta üretilmez arkadaşlar. O yüzden testislerde üretilir. O yüzden cevabımız B olacak. Doğru olarak sınıflandırmayı soruyor bana. Sınıflandırma yaparsak eğer çok sayıda üretilen ve hareketli olan sperm hücreleridir ama yumurtalıklarda üretilen, histoplazması fazla olan ve büyük olan da yumurta hücresidir. Cevabımız o yüzden B seçeneği olmalı. Hangisi dişi üreme sisteminde bulunmaz? Dişi üreme sisteminde salgı bezleri yok. Biliyorsunuz salgı bezleri erkek üreme sistemine dahil kısım. Dişi üreme sisteminde zigotun gelişimini tamamladığı bölüm. Hani demiştik ya döllenme oldu. Döllenme olduktan sonra gelişimin tamamlandığı yer döl yatağı. Diğer adıyla rahim. Spermleri testisten penise taşıyan sperm kanalı, erkek üreme hücresinin üretildiği yerler, testisler, spermlere kaygan bir ortam oluşturan, yani hareketini kolaylaştıran yapıda salgı bezleri. Cevabımız Adana olmalı. Dişi üreme sistemine ait bölümler numaralandırılmış. Buna göre yumurtanın üretildiği kısım ve döllenme olayının gerçekleştiği kısım. Şimdi yumurtanın üretildiği kısım arkadaşlar 4 numara. Döllenmenin gerçekleştiği kısım da bu kanalda gerçekleşti demiştim. 3 numara. Cevabımız Denizli olmalı. Yukarıdaki şemada üreme olayı gösterilmiştir. Bize diyor ki 1 numara sperm, 2 numara yumurta, 3 de artık birleşmiş hallerine de zigot deniyor Denizli. K, L, M ile gösterilen kısımlarda bebeğin gelişim aşamaları. İlk oluşan yapı zigot. Sonra embriyo, sonra fetüs, en sonki kısım bebek. Çocuklar sperm ve yumurta hücresinin birleşmesine döllenme denir. Bu olayın gerçekleştiği yer, döllenme nerede oluyordu? Yumurta kanalında oluyordu arkadaşlar. Burası olacak cevap. Bir bebeğin oluşum aşamaları aşağıdaki gibidir. Hangisinde hata yapılmıştır? Yumurtanın etrafını saran spermlerden biri yumurta zarını deler ve sperm ve yumurtanın çekirdeği birleşir. Okey, doğru. Sperm ve yumurtanın birleşmesi zigot oluşur. Evet, doğru. Zigotun gelişmesiyle meydana gelen fetüs yaklaşık 2 ay sonra embriyo adını alır. Bir kere burada hata var. Önce embriyo, sonra fetüs olmalıydı. O yüzden 3. ifade hatalı. Emine Hanım 3 aylık hamile olduğu için doktora kontrole gelmiştir. Doktor sağlıklı bir gebelik geçirebilmesi için Emine Hanım'a bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Hangisi tavsiyesi olamaz? Yani sigara ve alkolü çok az kullanmalısın demez.
hiç kullanmamalısın demesi gerekir. Çünkü azı çoğu yok. Hayatımızın her noktasında zararlı oldukları için hamile bir kadının bebek taşırken çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Direkt zararlı bir durum. O yüzden cevap Ceyhan. Bir embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için hangi gıdaları alsın bir anne? Tabii ki balık yesin, tabii ki süt içsin, tabii ki peynir yesin. Yani cevabımız B olmalı. Evet arkadaşlar, şimdi slaytımız burada bitti. Benim size anlatacağım insanda üreme ile ilgili kısım bitti. Bir diğer slaytımda soru çözümlerini yapacağız sizinle birlikte. Sizden ricam, herkes MEP kitabından öncelikle bu konuyu okumasını istiyorum. Ve defterlerine bu slayttaki şekillerle birlikte bütün görevleri çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü diğer türlü ezberlememiz biraz zor olacak. Öğrenmemiz açısından bütün notların deftere alınmasını istiyorum. Önce tekrar edip sonra test kısmına geçeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.